Sevgili turistseverler, kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bir önceki bölümde Aktür ve Dirsek arasında misafirlerimizle çok güzel yelken yapmıştık. Bu bölümü izlemediyseniz lütfen yukarıda beliren karta tıklayın. Yeni bölümde Tavşanbükü ve Sucağız koylarında güzel vakit geçiriyoruz. Videomuzu izledikten sonra beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler. Oraya da gidelim Mert, buraya da gidelim Mert, oraya da gidelim Mert, buraya da gidelim Mert. Mert'in başının etini yerken ben diye hayal ediyorsunuz. Hiç de bile Mert kudurklanıyor. Mert hep oraya buraya gidelim diyor. Ya şurada ileride bir şey geçiyor. 53 metre 18 metre. Batmobile gibi bir şey gidiyor da çekeceğim de. Önünde şu anda tekneler var. Galaxy of Happiness teknenin adı. Mutluluk galaksisi. Hadi bakalım. Bir çekilir misiniz yelkenli kardeşim? Bir şey çekeceğiz de. Orada arkada gidiyor ama yani. Çok enteresan bir şey ya. Galaxy of Happiness. Allah Allah. Nasıl gidiyor Eda Kaptan? İyi gidiyor. Geziyorsun bakıyorum. Aynen. Bakalım neler yapacağız. Bak bakalım. Sizleri bakalım nerelere götüreceğim. Götür bakalım. Öncelikle şu botun şeyinden bir kurtarayım. Hiç mi kapandı? Hiç kapandı. Evet. Selam. Eda ile şu kanıya vardık. Hisar önünde gezilebilecek. Özellikle yazın tabii ki de en zevkli teknelerden birileri Makra'ya doğru. Değil mi? Kesinlikle. Yelken de yapıyorsun, motor da basıyorsun, güçlü. Daha ne olsun yani buraya fazla... Koyların bir... en güzel yerlerine giriyorsun. Evet, en güzel yerlerine giriyorsun. Yakın yakın. Bu nedenden ötürü... Efendime söyleyeyim. Teknemizi beğeniyoruz. Koyların en güzel yerleri bizim. Evet. Korkunç. Buralarda şöyle gözüküyor mu? Tam şurada siyah bir nokta var ortada. Doris Körfezi gizemlerle dolu. Gizemli Doris Körfezi. Aynen. Körfezi. Tabii ben de böyle uçtaki serpinti kayalara doğru gitmeyeyim. Demiştim aslında ama. Evet, tavşana giriyoruz ve yanımızdan bir gulet geçiyor. Neymiş? Aşık Kaptan B. Aşık bir kaptan. Bu arada De Maris Otel'de görünüyor iskeleleri. Tüm koyu kaplamışlar Tavşanbükü'nü. Bu da adası. Tavşan adası. Evet, bu tavşanda böyle gördüğünüz gibi tekne kalabalığı biraz çok olur. Bu gördüğünüz tekneler tavşanın tekneleri. Yok efendime söyleyeyim Nusret. Yok efendim Starbucks, şu gördüğünüz şeylerde, otelde şurası, plajlarda çeşitli çeşitli şeyler var, gördüğünüz gibi. En komiği de şu beyaz kum var. Artık nereden geldiyse. Olmaması gerekiyor. Her defasında soracağım, evet. Bu yarımadanın kumu değil zaten o. Patara mı acaba? Şu yeşilli yer Manos mesela. Simi'deki sevdiğimiz yerin ismini almış. Şuraya da tekne de bağlamışlar Mert. Burada hemen hemen hiç yer bulamazsınız. İşte otelin forsundan da faydalanmak isteyen insanlar vesaire. O ağaca mı bağlamış oradaki motor yat en sonda? Bayağı ağaca bağlayıp çevirmiş galiba orayı. Kapatmış yani. Kapatmış orayı. Aynen koyu kapatmış. Tekne daha girer yani normalde.
Ya sahil güvenlik artık trafik polisi gibi mesela gönüllü şey yapsa. Gönüllü müfettişler olsa. Ben mesela seve seve gönüllü sahil güvenlik müfettişi olurum. Hemen mesela giderim. Halatı kesmek suretiyle ağacı kurtarırım. Ve koyu da kurtarırım tabii ki. O girinti başkaları da gelsin. 72 bin yerden bağlayıp halat çöplüğüne döndürmüşler burayı. Halatçılar yaşadı. Motor yatçılar geldi. Halat satışlarında artış. 82 yerden bağlayın. Evet, tam yandan kapatmış. Yani bu bağlama amaçlı değil. Burayı kapatmak amaçlı. Kimse gelmesin diye. Allah'ın nokta noktası. Mert'cim şimdi bir şey soracağım. Mesela geliyorlar böyle hani 1-2 ay bağlanıyorlar ya. Nasıl oluyor yani böyle hiç kıpırdamadan duruyorlar bunlar böyle yazlık villa. Aynen öyle, bunları koyuyorlar buraya çünkü Türkiye'de bir deniz kullanma belgesi hiçbir şey yok. Bunlar zaten tamamen yakın korsan tekneler. Bayrağının nerede olduğu belli değil. Bir kaza bela durumunda işte bir temsilcisi şusu busu veya senin muhatap olabileceğin hemen hemen hiçbir kimse yok. Doğru, bir iki tane Türk bayraklı vardı. Aynen, yani bir iki tanesi içinde varsa var, kalanı bunların vergisiz kaçak kuçak şeyler. Hepsi hemen hemen öyle. Mesela Panama mı şu mesela yani değişik bayrak? Bunların bir muhatabını bulamazsın, bundan şey yapamazsın yani. Biz bunları bedavaya ülkeye sokuyoruz. İşte birkaç ay kalıyorlar. Mazot, yüklüce tabii harcıyorlar zaten devamlı jeneratör için. Şey olarak da... Atıklar ne olacak? Denizden de su üretiyorlar. Tabii tuz oranı yükseliyor orada da. O çok fark etmez daha. Atık olarak gri su, yani devamlı bunlar porselen tabaklarda fazla fazla yemekler yedikleri için bir sürü asıl yağlı yemek problemi. Ya. Boy kapatanlar devam. O kadar geniş bağlamış ki. Kaç metrekare yazlık yaptın bu sene hacı? Yazlık da artık son nokta. Şu ünite herhalde Doris'ten daha büyük. Bağlayalım mı Mert Kaptan bize? İki katı oluruz. Sucağızların yanında yine geçen sene gelmiştik galiba, burayı böyle boş bulabilmiştik diye hatırlıyorum. Şimdi adı bakmadım. Bakmaya da üşeniyorum şu anda. Şuralara demir atalım değil mi? Şurası güzel. 5 metre olsun bakalım. Demir nasıl gözüküyor? Güzel gözüküyor. Atabilirsin. At şimdi. Döndersin bakalım. Kırmızı çıktı. Kırmızı. Şimdi molalarda ne yapıyoruz? İlk işimiz kendimizi güneşten bir korumak. Hemen açalım. Böylece ne oldu? Mis gibi bir gölgemiz oldu. Bu tarafı da bir halledelim kaptan. Oh, koyu gölge. Evet, gölgeler okey. Ortam güzel. Şimdi artık kahvaltı mı, yüzme mi? Ben yüzeceğim. Hadi.
Bomba ya. Evet, çok güzel. Su. Gerçekten harikulade. Aynen. Atlayacak mı? Atlasam mı acaba? Hadi hazır çekerken atla. Atla, atla, atla. Ay bilemedim. Atla, atla. Birazdan atlayacağım. Birazdan mı? Evet. Mert diyor ki dip diyor deniz hıyarı tarlası diyor. Büyük dağları hep sevmişimdir. Kırmızı kırmızı. Rocks. Red Rocks. Red Rocks kasabasına hoş geldiniz. Ben çekeyim istersen. Allah'ım renge bak. Aferin sana. 10 point, 10 point, 10 point. Bugün de Salma ile ilgili bana bazı mesajlar verdi. Öyle mi? Ben aldım onu. Oo. Allah. İşimiz olacak. Kolay ama bir şey yok. İyi bari. Bu sucuğazların şu kaya yapısı çok güzel. Dişlice gibi. Değil mi böyle? Evet, şey, ben de ondan bahsettim. Çok hoşuma gider dedim. Gerçekten güzel kaya yapısı var. Şey bayağı. Yanardağ. Volkanik, evet evet. Aynen öyle. Ve çok dolu tabii yani. Bir bu açığa bakan tarafında biraz boşluk oluyor o kadar. O kuytular tam dolu yani. Uzun uzun almışlar halatları, öyle limit yapmışlar kendileri. Kahvaltımızın bugünkü manzarası. Balkonumuz bugün Kızıl Dağlara bakıyor. Δηλώνεις άμεσα ότι δεν θα κάνω φάρμακα. Αν θέλεις όμως, μέσα σε τη σχέση και του Bakın su ürünlerinden geldiler. Koyu fotoğraflıyorlar. Bilmiyorum neyi çekiyorlar. Tamam, dolama yapacaklar seni de. Onu mu şey yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Belki de arabanın gelmesi yasak. Çünkü arabanın sahibini çağırıyor şu an. Küçük balırcık da oldu buralar. Bu arada gerçekten de araç girişi yasakmış demek ki. Çünkü gidiyor yani, adam gidiyor. Buraya karadan. Çok fazla tabii. Evet, gelmeyin. İyi olur. Bir müddet böyle korusalar buraları tertemiz kalır. Yazı yapsa zaten kafi. Daha bayağı bir şey. Evet, evet. Kaptanım start verdin mi? Ben merak eder bakmaya giderim. Biraz da dalgalandı. Okay. Bak üstünde Akdeniz Koruma yazıyor Mert. Ya ne güzel. Mert, biz bunun bakımını ne zaman yapmıştık? Ya bu
bu yaz bir sürü ben bir şeyler yaptım da o salma o değil hani karaya to ondan çıkarım. Önceki değil ondan önceki ya. Yani 3. yazımızdayız şu an. Bir daha ne zaman düşünüyorsun? Yani ya seneye ya sonraki sene zaten şart. 5 senede bir altına baksan oluyor. Gayet iyiydi teknoma konuda. Karada kaldığı için kışın denizde kalsa bir senede bir. Her sene yapman lazım. Yaptığı zaman biraz şey oluyor böyle kısa ve sert dalgalar yani büyük olmadığı için rahatsız edici olabiliyor. Bizim keyfimiz yerinde. Herhangi bir sorun yok. Öyle gidiyoruz yani. Anlayacağımız. Bence hiç bu kadar dolu görmüş müydünüz isimli çalışma? Dışarıda o patlak olunca sonuna kadar biletle dolmuş. Carrefour da gelmiş. Carrefour iyi oluyor ya. Ama daha dün alışveriş yaptık. Gerek yok şimdi. MTA'nın arkasındaki yoldan bir bencik manzarası alıyorum.